olmamasına rağmen nezaket gösterdiğiniz nezaket için teşekkür ediyorum. Hasan abi bizim duayenimiz. Ben çevremde gerçekten örnek aldım. Sadece çevremde değil, ülkemizde de birçok örneklerini severek izlediğim bir abimiz. Bugün bu toplantıda olmam gerektiğini özellikle düşündüğüm sebebi daveti aldığımda Hasan abiyi tebrik ediyorum. Böyle bir buluşmayı sağladığı için. Sayın vekilimizle seçildikten sonra, seçimden önce duymuştum ismini, Bilun Hanım bahsediyordu. Seçildikten sonraki çalışmalarını gerçekten hepinizin huzurunda, hani bir söz vardır Hazreti Ali, sizi haksız övenlerin yüzüne toprak atınız der. Hakkıyla övüyorum gerçekten. İlk defa bir topluluğun idealleri amacına uygun düşüp seçilmiş temsil eden bir çalışmalarını izliyorum. Bundan da gururlanarak sizi takip ediyoruz. Bu çalışmaları Silivri'de uzun yıllar ve doğup büyüdüğüm bir yer, beraber mahallesinde yaşadığım bir kardeşiniz olarak, ben Silivri'de göçmen bir ailenin oğluyum. Orada doğdum. Başka da bir memleket görmedim. Oradan başka da yok. Bir mahallede beraber büyüdüğümüzde 1985 yılına kadar iki çarşıda biz beraber görürlerdi. Patriotlar, romanlar. Aynı şey içinde. Bilirsiniz yani bunları. Ben o tınılarıyla, o nameleriyle içinde birebir yaşadım mahallede. Çocukluk arkadaşlarım hepsi beraberdik yani. Hiç ayrılmadan. Şimdi onlara roman kültürünü koruma ve yaşatma derneğinde kurslar, nota dersleri ve her ay 180 kişinin özellikle bayanlara istihdam yaratarak şimdi şeyi geliştirdik. İşte gıda bankacılığı olsun, kariyer istihdam olsun, engelli yaşlı koordinasyon merkezinde birçok hizmetleri yapıyoruz ama ben Hasan abinin projesini tebrik ediyorum. Aynısını gördükten sonra ben kafamda şekillendirememiştim ama gerçekten çok güzel çözmüş. Onun benzerini de biz de Silivri'de yapıyoruz. Bir projeyi çok önceden Sinan bahsetti. Maalesef hükümet birçok roman açılımı kullanıyor. Her şeyi kullandığı gibi 12 senedir bir açılım dedi. Arkası gelmedi. 17 dönüm yer vermemize rağmen, bütün halileri vermemize rağmen bir çivi dahi, bırakın çivi çakılmasını, gelip bakan bile olmadı. Yani ne kadar baktığını, nasıl baktığını yaşadık. Katarçı karıtmanın yanı değil mi başkanım? Evet evet, 17 dönüm yer, hem de Silivri'nin en prestijli, en güzel yerinden yer tahsis ettim. Onu da taahhüt ettik, yazdık, planla da gönderdik. Belediyenin yeri, hiçbir bilaveden yeri vermeyi de taahhüt ettik ama maalesef olmadı. Ben Çevre Bakanımızla, Hasan abi tekrar bir randevu aldı, bir projemiz var, onu götürüp biz bunu başlatma konusunda da kararlılık gösteriyoruz. Yani Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve nüfus olarak, göreceli olarak Beylikdüzü'nde daha az belki. Ama bu bölgede roman nüfusunun hem yoğunluğu hem temsil edilmesi, içselleştirilmişiz, beraber yaşadığımız arkadaşlar olmasından dolayı belki biz daha yakın görüyoruz, daha iç içeyiz. Ama birçok bölgede de buna örnek oluşturmasını temenni ediyorum. Hani bilmek acıyı artırır derler. Bilmediğiniz bir sorunu çözemezsiniz. İçinde yaşarsanız, görürseniz, beraber olursanız çözersiniz. Bir de bazı şeyi kendi başkasından beklememe gerektiğini yaşayarak öğrendim. Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun. Çok güzel Mahatma Gandhi'nin beğendiğim bir söz. Ne görmek istiyorsan o sen olacaksın. Senden başka kimse sana getirip bir şey yapmaya mümkün değil. Bunu kimse düşünemez. Biz yapacağız. Bizden yapacağız. Ve bunu dokunarak, yaşayarak yerel yönetimin yakıcı sorununu birebir hissedenler yapacaktır. Onlar da bizleriz. Beraber sizler hep birlikte yapacağız. Bu vesileyle ben çok teşekkür ederim. Uzatmak istemiyorum. Hasan abi çok güzel bir örnek verdi. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Düşünün, bizim güzel orkestralarımız var. Şimdi hem cümbüşü, hem klarneti, hem davrukayı, işte sazı, saz yoktu da klarnet, cümbüş, davruka, onları bir kişi çalacak. Şarkıyı da bir kişi söyleyecek, alaturayı da bir kişi toplayacak. Böyle bir orkestra var mı? Tek kişinin çaldığı müzikten bir orkestra çıkar mı? Çıkmaz. O zaman çok sesli değil. Güzel müzik yapmak isterseniz paylaşarak olacak. İşte ben Cumhurbaşkanlığı adı altında başkanlık rejimini böyle bir şeye benzetiyorum. Bir kişinin müziği olmaz. Bu bizim güzel armoniyi, bu güzelim memleketteki bu rengarenk dokuyu
korumak, geliştirmek, bu derinleştirmek bu kültürü ancak hoşgörü ortamlarında olur, yaratıcılıkta olur, istihdamda olur, işte güçte açta olur. Yoklukta, çaresizlikte, fakirlikte, baskı altında ne eşitlik, ne adalet, ne özgürlük hiçbirini sağlayamazsınız. Bunların hepsinin büyüyeceği beşik demokrasi beşiğidir. Hoşgörüdür, iklim renkliliğidir, gökkuşağı gibi rengarenktir. Bir halının üstünde binlerce iplik, rengarenk ama halı bir tane. O bir tane halı Türkiye, içindeki iplik renkleri de bizleriz. O rengarenkliliği veren de bu çeşitlilik. Bunu yok edip simsiyah bir halıya dönüştürmek isterseniz bir kişinin aklını yönetmeye kalkarsınız. İbn el-Mukaffa'nın çok güzel bir sözü var. İnsanı kafasından tutun, arkası da gelir diye. Türkiye üçgen şeklinde tepeye doğru tek bir kişiye bütün hiyerarşiyi, kaymakamını, valisini, belediye başkanını, aklınıza ne gelirse hepsini yok sayın. Bir kişiye emanet ettiğinizde onun başka bir çok daha vahim bir tehlikesi var. Dışarıdan bir kişi, dışarıdan ki çok üstüne oyunlar oynanan bir ülkeyiz. Bir kişi kulağından tuttuğu zaman hani ilkokulda dersten kaçmak için okulun parmaklıklardan bakardık. Önce kafa geçer mi diye kafanın geçtiği yerden vücut geçermiş. Oradan biri bir tuttu mu kulağından bütün ülkeyi mahveder. Bir kişinin kaderine işte bunun örnekleri çok var. Almanya'da var, dünyanın birçok ülkelerinde var. Biz kafanın geçtiği yerden vücut geçer. Ama bir kişiyle yapmayacağız bunu. Çok 80 milyon ülkenin nasıl Çanakkale'de 325 bin kişi şehit verirken 325 bin sahibi var dediysek şimdi 80 milyon kişi sahibi olduğunu göstereceğiz. Diyecekler ki ne çok sahibi varmış bu memleketin ve dışarıdan bakan böyle görsün bizi. Çok sahibi varmış desin. Bunun içinde çok sahipliliği de ancak katılarak, giderek, bunun peşinden koşarak yapabiliriz. İdareler amaçlar bizim için. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Gerçekten Hasan abiyi ve bu işe emek gönül veren arkadaşlarımı, dostlarımı gönülden kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.